Nane Hanım. Nasılsınız? Yaralarınız var. Ama merak etmeyin, kısa sürede iyileşirsiniz. Sadece biraz istirahat etmeniz gerek. Kaza yaptım değil mi? Evet, kötü bir kaza geçirmişsiniz. Neyse ki ucuz atlattınız. Birine çarptım. O da iyi değil mi? Sakin olun. Kimseye bir şey olmadı. Sizinle birlikte getirilen kişi yan odada. Ağır kesicilerin etkisiyle uyuyor. Durumu gayet iyi. Siz de biraz istirahat edin. Oğlum, oğlum, oğlum. Yavrum ne oldu sana? Ejder, Ejder duyuyor musun beni? Ejderim yavrum, ne oldu sana? Ejder duyuyor musun beni? Ejder duyuyor musun beni? Cemal, neden ses vermiyor? Ne oldu oğlum? Anne ya, bir sakin ol. Ne olur bir sakin ol. Ben otur şuraya, otur şuraya. Ben doktorla konuştum. Eğer ciddi bir şey olsa bizi içeri almazlardı ya. Bir sakin ol ya. Merak etmeyin. Oğlunuz gayet iyi. Yaralarından dolayı ağrı kesici vermişler. Uyuyor sadece. Doğru söylüyorsun değil mi kızım? Az önce hemşireyle konuştum. O söyledi. Siz kimsiniz? Şey... Oğlunuz benim yüzümden kaza geçirdi. Telefonum çalıyordu. Telefona bakarken oğlunuzu görmedim. O sırada oğlunuza çarptım. Öldürecek miydin oğlumu? Çok özür dilerim. İstemeden oldu. İstemeden olmuşmuş. Ya bir şey olsaydı oğluma? Ya sakat kalsaydı? Lütfen böyle davranmayın. Ben de istemezdim böyle olmasını. Gerçekten bir anlık dikkatsizlik. Çok üzgünüm. Çık dışarı dedim. Çık Lütfen dışarı. Lütfen dinleyin beni. Üzgünüm. Çık Gerçekten önüme çıktığını görmedim. Nami. Ne oluyor? Niye bağırıyorsunuz kızıma? Oğlumu öldürüyordu senin kızın. Benim kızım bilerek kimseyi incitmez. Bir kazadır olmuş. Adı üstünde kaza. Hem görmüyor musunuz ne kadar üzüldüğünü? Haddini aşma be kadın. Bak karışmam sonra. Kızımı odadan kovarak haddini aşan sizsiniz. Ne oluyor burada? Ne bu gürültü? Hastane burası, kahvehane değil. Yürü kızım yürü. Bu terbiyesizlerle muhatap olmaya değmez. Terbiyesiz olan sensin. Terbiyesizmiş. Lütfen siz de boşaltın burayı. Terbiyesiz diyemez bana. Tamam. Yener. Aynen.